Sayın Başkanımız Sedat Ziyade, önceki dönem başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde ilçe başkanı da olan rahmetli Zahit Gürdal'ın emeklerini, onun hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bütün yönetim kurulunu, kadın kollarını, gençlik kollarını, burada göstermiş oldukları misafirperverlik için her birinizi bu tatil gününde, yazın ortasında, belki haftanın tek tatil gününüzü bize ayırarak beni burada misafir ettiğiniz için il başkanımızla, Bayrampaşa Belediye Başkanımızla, ilçe başkanımızla, milletvekilimizle birlikte bizi ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün akrabalarımı saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bosna Sancak Derneği tabi 1989 yılında kurulmuş. Kurulduğu günden beri hep ivmesi yukarıya doğru gitmiş, hep güçlenmiş ve hep birilerine güç vermiş bir dernek. Biraz önce Sayın Başkan ifade etti, Türkiye'de kurulan 3 dernekten biri yaşıyor. Çok sayıda dernek var ama hepimiz biliyoruz ki bazı dernekler toplulukların kendilerine mekan yarattığı, imkan yarattığı, belli imkanlardan istifade etmek üzere kullanılan yapılar. Ama Bosna Sancak Derneği gibi, Türkiye Bosna Sancak Derneği gibi kendisi için değil, başkaları için, özellikle Sancak'taki, Bosna Hersek'teki akrabaları için bir şeyler yapan, Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in unutulan katliamlar tekrarlanır sözünü unutmayan, nihayet Birleşmiş Milletler'in de soykırım anma günü ilan etmesine kadarki süreçte hem Bosna Hersek'teki siyasetçilerle, Sancak'taki siyasetçilerle, Türkiye'de siyasetin bütün bileşenleriyle birlikte büyük bir mücadele veren iyi niyetli ve özverili insanların derneği burası. Sizleri tanıdığım için, sizlerle birlikte olduğum için çok müteşekkirim. Her birinizle ayrı ayrı duruyorum. Biz sosyal demokrat bir parti olarak elbette ki Türkiye'deki herkesi doğduğu yere bakmaksızın sahipleniyoruz. Ama hiç şüphe yok ki Türkiye'de yaşayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını eşit görüyoruz, bir görüyoruz. Ama toplumsal hayatta bir de akrabalık ilişkileri var. Ki hepimiz ailemizi, akrabalarımızı seviyoruz, sayıyoruz. Biraz önce Sayın Başkan kullandı o ifadeyi. Ben anneannesi Selanik'te doğmuş, babaannesi Kirçova'da doğmuş, dedesi Üsküp'te doğmuş, kendisi Manisa'da o Üsküplü Bahçıvan dedesinin torunu olarak, yine Manisa'lı Agat dedesinin torunu olarak emekli öğretmenlerin evinde doğmuş, daha doğrusu o zaman öğretmenlerin evinde doğmuş, büyümüş. Devlet parasız yatılı bursuyla yatılı okullarda büyümüş ve bugün ana muhalefet partisinin lideri olmuş. Son seçimlerde Türkiye'nin birincisi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde lideri olmuş birisi olarak bunların hepsini birine borçluyuz. Bir bahçıvanın torunu devlet tarafından okutulup büyütülüp, hem de hep devlet okullarında okutulup büyütülüp, üniversitede okutulup yetiştirilip en sonunda ana muhalefet lideri ya da önümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar döneminde birinci partinin genel başkanı olacak noktaya geliyorsa, bunu bir başka evladı Fatiha'na, bir başka Selanik doğumluya Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Ben geçtiğimiz günlerde 29. soykırım anma etkinliklerinde yaşanan o kanlı katliamın, büyük soykırımın 29. yıl dönümünde ilk kez genel başkan olduğum yıl dönümü olması hasebiyle genel başkan sıfatıyla Saraybosna'ya gittim heyetimizle birlikte. Önce orada gerekli ziyaretlerimizi yaptık. Büyükelçimizi ziyaret ettik. Ziyaret etmemiz gereken askeri varlığımız var orada, barış gücü kapsamında. Orada gittik, askerimizi selamladık. Aliye İzzet Begoviç'in kabri başında çiçeğimizi sunduk, duamızı okuduk. Orada da hatırlattık, unutulan soykırımlar, unutulan katliamlar tekrarlanır diye. Oradan bir çağrıda bulunduk. Dedik ki 50 yıl önce Kıbrıs'taki mezalimi görmüyordunuz. 29 yıl önce Bosna'daki mezalimi görmüyordunuz. Şimdi Filistin'dekini görmüyorsunuz. Sonra yıllar geçince anma günleri elbette çok önemli ama biz soykırımların anılmasını değil, soykırımlara izin verilmemesini, acıların durmasını, barışın sağlanmasını savunuyoruz. Öncelikle buradan bir kez daha Filistin'deki İsrail devlet terörünü kınadığımızı, uluslararası örgütlerin bir an önce harekete geçmesini ve daha fazla çocuğun, kadının, masumun, asker olsun, sivil olsun, daha fazla kimsenin hayatını kaybetmemesi gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sonra ertesi gün elbette Srebrenica'ya gittik. Srebrenica'da sabahleyin erkenden Marşmira yürüyüşünü tamamlamış, fiziken yorgun, ruhen yeniden doğmuş birçok insanla karşılaştık. Ayakları şişmişti, çok yorgundular ama içleri çok huzurluydu. Çünkü soykırımın 29. yılında o Tuzla'ya doğru olan yürüyüşü tersine gerçekleştirip tam o gün Srebrenica'ya varmışlardı. Duygu dolu bir sabahtı. Bana da orada elbette devletin görevlileri, büyükelçimiz eşlik ediyordu. Heyete mimandarlık edenler vardı. Ama arabadan indik, karşımızda Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni sevgili Sedat Başkan'a, yöneticilerini, gençlik kollarını gördük ve bize orada gerçek bir ev sahipliği yaptılar. Doğru yönlendirdiler, doğru bilgiler almamızı, doğru yerde durmamızı sağladılar. Gün boyu bize eşlik ettiler. Ben de onlara dedim ki, elbette bu derneği biliyorum, daha önce adalet yürüyüşünde birlikte olduk. Çok sayıda dostumuzla Türkiye'nin dört bir yanında karşılaşıyoruz. Ama bu binayı geceliğin çekilen o pırıl pırıl resmiyle 4-5 katlı o meşhur binaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak gelmemiştim. Dedim ki, yanımızda özel kalem müdürümüz vardı. İstanbul'a ilk gittiğimde Türkiye Bosna Sancak Derneği'ne misafir olacağım dedim. İlk gittiğimde. Sağ olsun İl başkanımız, benim adaşım, sizin hemşeriniz, kendisi Sivas doğumludur ama 1,5 yıl boyunca bir boşnak annenin, Zahide teyze miydi? Rahime teyzenin evinde kalmış, ekmeğini yemiş. Ben dedim ki bizde kahvenin 40 yıl, böreğin 100 yıl hatırı var. Bir börek yedim mi 100 yıl. Şimdi 1,5 yıl bizim börekleri yemiş, Rahime teyzenin şefkatinden istifade etmiş. Yani bizim İstanbul İl Başkanımız da
sizin artık evladınız, kardeşiniz. Bayrampaşa Belediye Başkanımız, uzun yıllar sonra burayı kazandık. İl başkanının şahsında hem büyük şehrimize hem Bayrampaşa'ya, İstanbul'daki 26 belediyemize, büyük şehirle birlikte 27 belediyemize, Türkiye'deki 411 belediyemize kamuoyu önünde de açık talimatımdır. Bizim belediyelerde akraba kayırmacılığı yasak, biliyorsunuz. Asla izin vermiyoruz. Asla. Ama bir akraba kayırmacılığına izin vereceğim. Bosna Sancaklı akrabalarımı kayıracaksınız. Onlar ne isterse yapacağım. Çünkü onlar kendileri için bir şey istemez. Onlar kendileri için bir şey istemez. Manisa'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da, Türkiye'nin dört bir yerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, her yerde varlar. Ben daha bir tanesinin bana şunu yap, çocuğuma şunu yap dediğini duymadım. Gelirler bir şey isterler, hep bir gariban için isterler. Bir yoksul için, bir ihtiyaç sahibi için, bir genç için, bir yaşlı için, bir öğrenci için isterler. O yüzden 411 belediyemize Bosnalı akrabalarımız emanettir. Onlar ne isterse yapacağız. Bundan sonra gelecek seneye dair bir şey söyleyeyim. Seneye soykırımın 30. yılı. İşbirliği içinde orada çok güçlü olmalıyız. Orada soykırım anma törenlerine başkanlık yapan değerli büyüğümüzle konuştuk. Dedi ki seneye de beklerim. Dedim ki Allah'tan bir mani olmazsa seneye 30. yılda oradayım. Gençlik kollarımıza talimat verdik. Marş Mira'ya tamamına katılacaklar. Kadın kollarımız katılacaklar. Eğer doğru planlayabilirsek hiç değilse son gününe ben de katılacağım. 30. yılda Türkiye'deki, dün Kıbrıs'ta çok doğru bir tablo vardı. Türkiye'deki siyasi partilerin neredeyse tamamının genel başkanları oradaydı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan Bülent Ecevit'in 3. genel başkanı olduğu partinin genel başkanı. Oradaydım. Harekata imza atan Önder Sav, bakan, o dönemin bakanı. O gün 34 yaşında, bugün 84 yaşında oradaydı. Genel başkanımız Altan Öğmen 93 yaşına rağmen dün 45 derece sıcağın altında oradaydı. Murat Karayalçın oradaydı. Hikmet Çetin oradaydı. Ayrıca bir de sürprizimiz vardı adaya. Rahmetli Turan Güneş, Ecevit'le konuşuyorlar. Cep telefonu yok. Mesaj atamazsın, WhatsApp'tan yazamazsın. Bağlattın mı seni orada dinlerler. Cenevre'den bir haber verecek. Eğer anlaşılırsa ne ala, birlikte açıklarlar. Kıbrıs'a barış geldi, harekatın devamına gerek yok diye. Ama eğer anlaşma yoksa Kıbrıs Türk halkının sağlığı, canı, malı, namusu, toprağı güvence altına alınmıyorsa mecbur siyasi hedeflere ulaşmak için askeri hedeflere ulaşacağız. Adanın planlanan kadar kısmını alacağız. Onun için bir şifreye ihtiyaç lazım. Demiş ki anlaşamazsak ben derim ki genel başkanım çok yoruldu, benim kızım Ayşe tatile çıksın dersem o zaman Mehmetçik adaya çıksın demek bu. Anlaşmışlar. Biz dün adaya o Ayşe ile birlikte çıktık. Birlikte gittik. Ayşe Ayatay'la beraber. Ve birlik beraberlik içinde Kıbrıs'ın da geleceğini düşünerek, orada da sorunlarımız var. Bosna'nın da geleceğini düşünerek, çünkü Bosna Hersek'te de bir yandan önemli bir başarı elde ettik. Birleşmiş Milletler soykırımı anma günü olarak ilan etti ama bir yandan da
Sırbistan, yani Republika Srpska tarafında olmadık şeyler oluyor. Askerler marşlar söylüyor. Katillerin resimlerine asıp kaçanlar var. Böyle olmadık şeyler hareketleniyor. Ve Sırbistan'la belli olmadık temaslar var. Tabii oraya da dikkatimizi yönlendirmemiz lazım. Çünkü asla ve asla bir daha 29 yıl önce yaşananların değil bir benzerini, binde birini yaşamaya tahammülümüz yok. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi gelecek seçimlere kadar muhalefet partisi, millete o görevi verdi. Ama Türkiye'de muhalefet partisiyiz. Dışarıya çıktık mı biz Türkiye'nin partisiyiz. Allah'ın izniyle gelecek seçimlerden sonra da iktidar partisiyiz. Bunun için 30. yılda tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ayrı ayrı da arayıp davet edeceğim. Şimdiden buradan da söylüyorum. Hep birlikte Bosna'da olmamız, Srebrenica'da olmamız lazım. 30. yılın 30. yıla yakışır şekilde anılması, o acının birinci yıl gibi hatırlanması, hatırlatılması, belleklere bir kez daha nakşedilmesi için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Derneğimizden birlikte fikri işbirliğine, sahada işbirliğine, lojistik işbirliğine ne gerekiyorsa yapalım. Biz adaya 1974 gazi götürmek istedik. Ne uçak ne oteller müsait olmadı. En son 174'te anlaştık. Dün 174'ü resmi geçitte geçti. Onlar ağladı, biz ağladık. Gelecek senede oraya kapasitelerin mümkün olduğu en büyük kalabalıkla, en kuvvetli mesajları içeren ve en kuvvetli mesajları verebilecek bir dinamizmle orada olmak lazım. Onu hep beraber başaracağız. Ben nasıl bir şeyden bahsettiğimizi Kıbrıs'ta Azeri çocuklara anlattım. 2020 yılında Azerbaycan'da Karabağ kurtulsun diye babaları şehit olan 30 tane çocuğu Kıbrıs'a getirmişlerdi. Onları 30 Kıbrıs gazimizle yan yana oturttuk. Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattık. Birisi neden şehit olur? Gaziler her birinin yanındaki bir iki arkadaşı şehit olmuş. Gencecik çocuklar, vatan için babalarını kaybetmiş olan çocuklar gazilerimizden anılarını dinlediler. Ben de orada bir şey anlattım. Bu Kıbrıs Türkiye'de olsa tek millet, iki devlet olduğumuz, hatta üç devlet olduğumuz Kuzey Kıbrıs'ta sadece Azerbaycan da olsa, Bosna Hersek'te olsa fark etmez, Balkan Türkleri olsa fark etmez, hepimiz aynı duygunun insanlarıyız. Ben askerliğimi denizci olarak yaptım. Eczacıydım ve bir deniz birliğine gittim. Lojistik şubedeyiz. Görevlerimden bir tanesi de reçete kontrolü yapmak dışında lojistik amaçlara uygun harekat planlarını kontrol etmek. Başta ilaçların lojistiği olmak üzere. Tabii o işin içine girince her şey giriyor. Çıkarma gemilerimiz Foça'da nereye kapak atacak? Attırıyoruz. İçine işte bir tane zırhlı araç bindiriyoruz. Bir tane lastik tekerlekli araç bindiriyoruz. 200 tane asker indirip bindiriyoruz. Oluyor mu? Çünkü o gün geldiğinde bir aksaklık olmasın. Sonra o gemiler Kıbrıs'a da gidiyorlar. Boş olarak. Orada da oradaki komutanlarımız aynı tatbikatı yapıyor. Bu çıkarma gemileriyle ilgili her yıl yapılan rutin bir iş. Bunu yaparken ben, tabii ben denizci değilim, asker değilim. Bir komutan bana çıkarma gemisini tanıtırken dedi ki, bu çıkarma gemisinin o üst tarafı köprü. Yani bizim kaptan dediğimiz sivil hayatta gemiyi kullanan kişinin, komutanın bulunduğu, seyir subayının bulunduğu o kaptan köşkü diye bildiğimiz yer. Dedi ki bakın dedi, bütün çıkarma gemileri dünyada aynıdır dedi. Bir tek Türkiye'de farklıdır dedi.
Bütün çıkarma gemilerinde bu köprünün dedi, köprü burada ya, buradan kullanıyor kaptan gemiyi, komutan oradan yönlendiriyor. Burada bu kadar, bir karış koca bir çelik levha vardır dedi, bir karış. Bütün dünyada var, bir tek bizde yok. Niye var o? Çıkarma sırasında karşı tarafa doğru yaklaşırken dünyanın bütün askerleri geriye doğru gider, geriye yaslanır dedi. Çünkü orada ateş açılıyor ve ilk çıkan 200 kişinin 199'u şehit oluyor. Hepsi korkudan geri geri yaslanır dedi. Eğer bu demir olmazsa bu köprüyü kırar devrilir. Örnekleri var dedi. Hep bunu. Bir tek dedi bizimkilerde yok. Dedim niye? Bizim asker çıkarma sırasında ileriye yaslanır dedi. Şehit olmak için. Vatanı kurtarmak için. O yüzden buradan bize, topraklarımıza, soydaşlarımızın malına, canına, namusuna göz dikmeye kalkanlara ve bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne laf edecek olanlara şunu söyleyelim. Öyle biz zoru görünce, mesele vatan olunca, millet olunca, bayrak olunca geri yaslananlardan değiliz. Biz Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinde İngiliz zırhlısına istimbota binip zırhlıya geçip oradan kaçanlardan değiliz. Vallahi biz işgal donanmasını görünce yanındaki yaverine geldikleri gibi gidecekler çocuk diyen mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal